Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Lies of P severler, hepiniz hoş geldiniz. Efendim, kaldığımız yerden maceramıza devam ediyoruz. I've been investigating the puppet frenzy and it looks like I need your help. First, let me show you a little something I've been working on. I call it the Ergo Wavelength Decoder. The name lacks a certain flair, but I assure you it works. If my suspicions are correct, something in the puppet's very ergo is causing their aggression. My decoder can find malicious signals within the waves, but I cannot possibly get close enough to gather the ergo wave records myself. You, on the other hand, would you? I refuse to believe the King of Puppets is truly behind this puppet rampage. It's too simple, but also a bit too much even for him. No. I suspect the ergo itself is corrupted, or at least compromised. I do so desperately want to find the cause, as I'm sure you do too, my friend. It breaks my heart to see puppets turned into murderous tools of bloodshed. Şimdi burada bize Ergo Wavelength Decoder isminde bir item verdi. Bu vermiş olduğu item'a bağlı olarak aslında bizim decipher edebileceğimiz, yani bir nevi içeriğini çözümleyebileceğimiz item'lar bulmamızı istiyor. Fark ettiği bir şey var. Bu Puppet Frenzy, yani bu kuklaların çıldırmasına sebep olan içeriğin aslında kuklalardan değil de kuklaların içerisinde bulunan Ergo'dan kaynaklı olduğunu, Ergo'nun direkt kendisinin aslında korrupt edildiğini, bir şekilde değiştirildiğini, bozulduğunu düşünüyor. Kendisi çıkıp araştıramaz. Dolayısıyla diyor ki senden bir ricam, hani sen bunu benim için araştırabilir misin, bunları bulabilir misin? Şu anki ana görevimiz aslında bu içeriğin arkasındaki gizemi çözmek. Onun için yolculuğa koyuluyoruz. Şimdi oyunun bu noktasından sonrasındaki kısımlar daha zor. Düşmanlar çok daha az hasar alacaklar. Daha sık bir şekilde büyük yaratıklarla karşılaşacağız. Ve hem insanlar hem kuklalar birbirine girmiş şekilde karşımıza çıkacaklar. Aklınızda bulunsun efendim. Örnek 1. Bir tuzaklar var. Yaklaşırsanız karakteriniz biraz can kaybeder. Can kaybetmesinden de öte olduğu yere takılı kalır. Once Krat was just a small town on the coast of little importance. Before Elysian Boulevard was built, this place literally was all there was of Krat. But when some in the city prospered, they left the old town behind. Through isolation and neglect, Krat's first incarnation became nothing but dangerous alleys and desperate slums. Şimdi belki fark etmişsinizdir, arkada bir tane böyle sarı yeşil karışım bir heykel var. Şu an bununla etkileşime geçemiyoruz. Az önce buradan bir tane item aldık. Şu an buna etkileşime geçemiyoruz. Aklınızda bulunsun. Bu normal bir durum. Ben kullanmadıkça pasif olarak kullanabileceğiniz alev buff'ını kullanmamaya çalıştım. Hep unutuyorum ya. Ya burada. Şimdi
özel bir tane aslında mızrak tipi silah elde ettik. Asit efekti ile saldırıyor. Özellikle iltihap kapmamış insanlarda ya da standart papatımsı düşmanlarda, kitlamsı düşmanlarda faydalanabileceğiniz bir silah içeriyor. Şimdi karşıda devasa bir yaratık bize doğru gelecek. Kendisi şurada ileride. Kapışma öncesinde silahımızı buff'lıyoruz. Tehlikeli bir karakterle dikkatli olun. Görüldüğü üzere. Staminam yok. Özellikle fatal atak olarak bu şekilde saldırma imkanı bulursanız silahınız hangi silah olursa olsun bu düşmana fazla vurursunuz. Bunlar uzaktan saldırabilen karakterler bu arada, gördüğünüz üzere. O yüzden uzağında dursanız dahi kendinizi salmayın. Temkini elden bırakmayın. Yani tuzaklara dikkat edin. Yani ben sağa sola yaparak dozlamaya çalışıyorum. Belki fark ediliyordur, belki fark edilmiyordur diye söyleyeyim istedim. Burası az önce o yaratıkla kapışmış olduğumuz yer. Üstümüzü aşağı inebilirdik ama arkada düşmanlar vardı. Baktımlar da vardı. Şimdi burası bir tık garip. Karşıda düşmanlar var. İleride düşmanlar var. Hemen dibimizde başka düşmanlar var. Aynı zamanda bir tane kelebek var burada. Sizin tarafında yakalanmayı bekleyen. Kenarlara yapışık bir şekilde ilerlemeye çalışın. Kelebeği aktive etmemek için. Kelebek tam ortada. Yukarıda düşmanlarımız var, etrafta saklanan düşmanlar var, bir anda üzerinize atlayacak olan. Ve bir içeri gir çık yapın, dışarıda bekleyin. Onlar sizi bulurlar. Pablo'nun bulması gibi. İnecek misin kardeşim? Anlaşılacağı üzere biraz daha tehlikeli bir karakter kendisi. Yansın istiyordum, yaktım. Koşma saldırılarında bu şekilde bir saldırı yapıyorlarsa yakınınıza gelmesini bekleyin. Tam geldikten sonrasında dodge'layın. Çatılardan ilerleyeceğiz, düşmemeye çalışın. Burada daha önce ismini duymuş olduğumuz Black Rabbit Brotherhood'un aslında aranıyor afişi var. Başka bir şey yapmadan öncesinde aşağıya düşüyorum. Dümdüz karşıya gidiyorum. Şu içeriği aktive ediyorum ki kestirme yolu açayım. O
Olur da ölürsek, başımıza bir şey gelirse tekrar bütün yolu koşmayalım, bütün o düşmanı tekrar öldürmeyelim diye. Pasif alev buff'ını geri almak için tekrar burada dinleniyorum. Aşağıda yine büyük, biraz zorlayacak olan düşmanlardan bir tanesi var. O düşmana denk geldiğimizde buff'ımızdan faydalanabilelim diye yaptım bunu. İsterseniz o düşmana daha sonra kapışabilirsiniz, çok dert değil. Asansör aşağı inerken bu şekilde yuvarlanabileceğiniz bir yer var. Yuvarlanıp bu item'i alabilirsiniz. Temelde az önce karşıya geçmiş olduğum, yani karşıya geçerken aşağı atlamış olduğumuz yer, karşıya geçseydik gideceğimiz kısmındayız. Çökmekte olan, burada bir tane not var, yani bu bir hazine notu. Çökmekte olan kulübenin orada daha fazla bulunacak hazine var. Aç gözlü çiftin başına ne geldiğini gör, yani bul diye bir yazı yazıyor. Oraya doğru gideceğiz ama o kısmı görebilmek için o bahsetmiş olduğum büyük düşmanı yenmemiz gerekecek. Yukarıdaki düşmanlar biz büyük olanla savaşırken bize musallat olmasınlar diye ilerliyorum. Az önce öldürdüm, birkaç tane düşmanı tekrar öldüreceğim. Okay. Şimdi buradan karşıya doğru, şu item'a doğru ilerlerken şu kapının oradan bir tane düşman gelecek. Ben şimdiden silahımı buff'lıyorum. Gördüğünüz üzere. Özel saldırıya direkt saldırıyorum, hiç şey yapmaksızın, vakit kaybetmeksizin. Bir tane karakteri yakmak istiyorduk, onu da başardık. Bu şekilde psikopat atlayışları, saldırıları vesaire var. Bir tık tehlikeli bir karakter. Hafife almayın kendisini. Hasar da çok fazla. Yani kaçıncıları gelişleri de çok fazla. Hassız bir karakter o yüzden benim gözümde. Bunda da bu ripostu diyeyim ben, alırsanız, fatalata atağı alırsanız iyi bir hasar vuruyorsunuz. Slumshake'yi elde ettik. Bunun sayesinde bu kapıyı açıp az önce okumuş olduğumuz noktadaki ek itemları alabileceğiz. Ek hazineleri alabileceğiz. Bir başka converter aldık bu arada. Buna geçiş yapıyorum. Şurada bir tane merdiven var, aşağı indirilebilen. Şu an için onu görmezden gelin. Yeri geldiğinde o merdiveni aşağı indireceğiz. Dikkatli olun. Köprüde bol miktarda farklı farklı düşman var.
bir rahatsız edici bir hal alabiliyorlar. Karşıda bir tane düşman olduğunu görüyorsunuz. Yukarıda da bir tane ikon olduğunu görüyorsunuz. Dikkat edin, en üstte bir tane karakter var. Black Rabbit Brotherhood'un aslında ne derler? Bayrağı ya da damgası o yukarıdaki içerik. Biraz psikopat bir karakter bu. Ne yazık ki. Dikkatli olun savaşırken. Silahınızı alevle bağlayabilirsiniz. Çok yanlış bir tercih olmaz. Ya benim yapacağım gibi elinizden geldiği mertebe ağır saldırılara saldırıp kendisini eritmeye çalışabilirsiniz. Yine özel saldırımızdan da burada faydalanmakta hala var. Hayır. Kaçırdım. Ne olduğunu fark etmedim. Stun yediğini fark etmedim. Stun hala bulmam için bulmam gerekiyor gibi düşündüm. Benim hatam oldu. Bursaydım şu an ölmüştü. Üzücü. Biraz daha ağır saldırılara vesaireyle bir şekilde kendisini aradan çıkarmış olduk. Bir saniye, notlara bağlı olarak atladığım bir içerik var gibi. Şu arkadaş. Aynen şu. Şimdi burada Codename Fox ve Codename Cat olarak geçen iki tane içerik görüyorsunuz. Hani biz baş kafasızlık olarak nedir adı? Bir tilki kafalı ve bir kedi kafalı takan iki tane stalker'a denk gelmiştik aslında. Hani bu stalker'lar hatırlarsanız Sweepers ve Bastards olarak ikiye ayrılıyorlardı. O iki karakterin içeriğine dair bilgi barındıran bir not bu. Hani öyle anlatmış olayım. Bu kısım benim için biraz uğraştırıcı. Bloodborne'da da böyle bir yer vardı. Standart Dark Souls platformer şeyi, bölgesi. Yuvarlanarak düşmeye çalışın, adım atarak düşmeye çalışırsanız aralıkta kalıyor ve ölüyorsunuz. Burası bir tık tatsız, tam ayarlamaya çalışın, hani gitmekte olduğunuz lokasyonu vesaireyi. Ben ilk oynayışımda burada bir kere düşüp ölmüştüm. Rahatsız edici oldu sadece. Bu şekilde aşağı inmiş olduk. Buradaki raid noktasına geldik. Bu arkadaşlardan bahsediyorum aslında. Bu kayıt noktası bizler için kıymetli. Şuradaki kapıyı açtıktan sonrasında, ben yine o zaman bahsedeceğim ama şuradaki kapıyı açtıktan sonrasında sınırsız sayıda bomba ve silah buff'ı alabileceğimiz bir satıcıyla tanışacağız. Dolayısıyla onlara faydalanmayı planlıyoruz. Yine bu iki NPC ile vesaire konuşup bir sonraki videoda maceramıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Orada görüşmek üzere. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.